Aşk kalpte midir, beyinde mi? Şimdi güzel bir soru. Aşk kalpte midir, beyinde midir? Şimdi duyguyla alakalı şeyler bunlar. Aslında ikisindedir, öyle söyleyelim. Rutin olarak tabii duygu. Duyguların tamamı aslında beyinle kontrol edilen şeylerdir. Öyle söyleyeyim ben size. Beyin ve nöronlarla ve sinapslarla kontrol edilen şeylerdir. Fakat tabii halk arasında bu, daha doğrusu uzun zamandır hani böyle insanlık tarihi boyunca hep kalple alakalı olduğu düşünülür. Ya tabii bu bir düşünce ama şey değil, yanlış mıdır? Aslında şöyle, emosyonel stresin kardiyak şeylerini biliyoruz. Yani şöyle ki, uzun zamandır bildiğimiz, halk arasında ya da Türkçesini kırık kalp sendromu olarak da söyleyebileceğimiz Takotsubo denilen bir sendrom var mesela. Yoğun stres ve duygusal sorun yaşayan, örneğin bir yakınını ya da çok sevdiği bir insanı kaybeden insanların özellikle bu duyguları daha çok yaşayabilen kadın, orta ileri yaş kadın hastalarımızda görebiliyoruz. Gerçekten kalp etkileniyor ve damar hastalığı olmasa dahi, ki biz bunu anjiyografide görüyoruz, bu hastalar kalp krizi geçiriyorlar. Yani kalp krizi ile geliyorlar. Bu hastaların kalbi gerçekten yenik düşüyor duygularına ve kalp yetmezliği bulgularıyla hasta devam edebiliyor hayatına. Bu ciddi bir problemdir ve yaşamını yitiren insanlar da olabiliyor bu kalp krizi sırasında. Hasta sana gerçekten kalp kriziyle geliyor, anjiyosunu yapıyorsun ve hastanın damarlarının tertemiz olduğunu görüyorsun. Anamnezini aldığın zaman, kişiye sorduğun zaman yakın dönemde, gerçekten ki bu birkaç gün içerisinde oluyor genelde, sevdiği bir insanı kaybetmiş oluyor. Çok yoğun bir stres ve yoğun bir duygusal problem, duygusal nasıl diyeyim, ağırlık sonrasında böyle bir sendrom görebiliyoruz yani. Kırık kalp sendromu var gerçekten ve bilimsel bir şey bu. Yıllardır hep ilk başta konuştuğumuz gibi emojilerde bile sevgiye kalple ifade ettik. Peki bu emojinin beyinle değişmesi gerekiyor mu? Ya aslında değişmiyor. Değişmesi gerekmiyor. Şöyle ki, beyinle, yani şu kalbin tabii şeyi var, romantizmi var. Yani ondan kaynaklı muhtemelen. Dolayısıyla kalp aslında şey, güzel bir sembol. Tamamen her şeyin bilimsel olarak uyumasına gerek yok. Yani bu güzel bir sembol ve bunun devam etmesi bence mantıklı yani. Beyni koymaya gerek yok.